Ben Fatih Alagöz. Fotoğrafa gönül verenlerle sohbet ettiğimiz programımızda bugünkü konuğumuz, Düzce'de fotoğrafın sevilmesinde, daha geniş kitlelere ulaşmasında ve gelişmesinde önemli katkıları bulunan Özel Çelik. Özel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle programımıza katıldığınız ve bizi derneğinize ağırladığınız için teşekkür ederiz. Seyircimizi daha yakından tanımamız için kendinizden biraz bahseder misiniz? Ben Özel Çelik, programımızın ismi gibi bir fotoğraf tutkunuyum. Çok küçük yaşlardan itibaren fotoğrafta içli dışlı oldum. Tabii zaman zaman maddi imkanlar, eğitimde, askerlikte vesaire ara vermiş olsak da yaklaşık bir 10-12 yıldır dernek ve işte sosyal medya ortamında fotoğrafla hemdem olmaya, fotoğraf alanında projeler üretmeye devam eden, işte normalde kendi işi olan elektrik teknikerliğini sürdüren bir aile babası. Bak, sıradan bir vatandaşım yani aslında. O zaman şöyle bir soruyla başlayalım. Belki klişe olacak ama sizin için fotoğraf nedir? Benim için fotoğraf nedir? Benim için fotoğraf aşktır. Yani herkes sevdiği işi, aşık olduğu işi yaparken kendi işi için aşktır der ama bizim özellikle bu dernek çatısı altında yaptığımız fotoğrafçılık ticari olmayan, tamamen sanatsal ögelerle bezemeye çalıştığımız, insanların boş zamanlarını ve sanatsal güdülerini tatmin etmeye çalıştığımız fotoğrafçılık olduğunda karşılıksız bir şey, uğraşı. Karşılıksız olduğu için de aşktır diyorum. Çok güzel. Peki sizi fotoğraf sanatına yönelten şey ve ilerlemeni sağlayan şey neydi? Fotoğraf sanatı şöyle, ben deklanşör süresine hasta oldum her şeyden önce. Deklanşörü basmaya, o klik sesini duymaya bir şekilde aşık oldum. Onunla birlikte küçük yaşlarda dayımın verdiği bir fotoğraf makinesi ile ilk yaptığım çekimler beni bir nebze güdüledi bu noktada, devam etmem noktasında. Ama hiçbir zaman da meslek olarak düşünmedim. Çünkü meslek olarak yapmış olsaydım eğer istediğim hazzı alamayacaktım. Yani müşterilerimi tatmin etme noktasında ilerlemeye çalışacaktım. Ama hobi olarak, sanat olarak yaptığımda sadece kendimi tatmin etme güdüsüyle ben bunu meslek olarak değil de bu şekilde devam ettirmeyi düşündüm. Sonrasında tabii yine bu şekilde hobi amaçlı, uğraş amaçlı götürenlerle bir araya geldik ve hani aslında bir adım, iki adım yürüyebilecekken koşar pozisyona geldik bir yerde. Peki fotoğrafla ilgili bir akademik eğitim aldınız mı? İyi bir fotoğrafçı olmak için sizce akademik eğitim almak şart mıdır? Şöyle, aslında ülkemizde geçmiş dönemlere baktığımızda bir ahilik sistemi var, bir ustalık, kalfalık süreci var. Tabii Avrupa normlarına baktığımızda da bir işte standartlaştırma, bir işin, bir yapılışın herkes tarafından aynı şekilde yürütülmesi anlamında eğitimlerle götürülmesi gibi bir gelenek var. Şimdi bu noktada baktığımız zaman Türkiye'deki işte o ustalık, çıraklık, kalfalık olayını da içine aldığınız zaman elbette bir eğitim de şart ama tabii bunun sadece hani alaylı mektepli olayı vardır ya, evet mektepli de olmak gerekiyor ama bir o kadar da alaylı olmak gerekiyor. Çünkü her şey kitaplarda yazıldığı gibi olmadığını, her şeyin, her donenin kitaplardan alınamayacağını da bilmek gerekiyor. Ben bu noktada elbette kendi çabalarımla bir yere kadar öğrendim ama dedim ki ben bu işte alaylı olduğum kadar da mektepli olacağım. En azından bir etiket olsun diye, küçük bir etiket olsun diye de nedir? 2 yıllık bir fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümünü bitirdim. O şekilde akademik de olsa, işte şey de olsa nedir? Alaylı da olsa bir eğitimimiz var. Evet. Peki fotoğraf için sizi besleyen kaynaklar nedir? Yani özellikle beslendiğiniz ve takip ettiğiniz yayınlar, kitaplar, sevdiğiniz yazarlar ve fotoğrafçılar var mı? Tabii ki, tabii ki. Şimdi bir zamanlar şöyle anlatayım. Taraklı'da bir fotomaraton vardı ve ben ilk makinamla gittiğim fotomaratonlardan bir tanesiydi. Orada Mehmet Zaman hocamız
pardon, İbrahim Zaman hocamız bir söyleşide işte ben derdi fotoğrafa ilk başladığımda Türkiye'de fotoğraf alanında herhangi bir kaynak yok. Biz işte gemici arkadaşlarla veya işte pilot arkadaşlarla, yurt dışına çıkanlar, oralarda gittiğiniz ülkelerde bize fotoğraf anlatan, fotoğrafla ilgili bir cümle geçen kaynak, dergi, kitap, gazete ne bulursanız tutun getirin derdik diye bir hezeyanda bulunmuştu. Evet, biz o dönemleri görmedik. Biz bir tık sonrasında yaşadık ama işte 95-96'lı yıllarda işte fotoğrafı böyle çok daha üniversite öğrenciliğinin de getirdiği şeyle nedir, aşkla ve heyecanla fotoğraf dergisinden takip ettim bir dönem. Şu an basılıyor mu hala bilmiyorum. Bir dönem bir şeye geçtiğini duydum çünkü elektronik ortamda yayınlanacağını duydum. Sonrasında tabii bu arttı, bir dünya fotoğraf dergisi vesaire. Ama şu an İz dergisi tekrar basılmaya başladı diyebiliyorum. Onu da çok takip etmiştim mesela. Onun haricinde evet, fotoğrafın temel fotoğrafçılık anlamında işte ışık şöyledir, kompozisyon vesaire, enstantane, diyafram noktalarından sonra artık fotoğrafın felsefesiyle ilgilenmeye başladım ve fotoğrafın felsefesini araştıran kitapları şu an okumaya çalışıyorum. İşte Susan Sontag'ın Fotoğraf Üzerine isimli kitabından mesela örnek verebilirim. Yine Camera Lucida diye bir kitap var. Tavsiye edildi. Onları takip ediyorum, okuyorum. Bazen iki defa, üç defa tekrar ettiğim oluyor aynı kitapları gibi. Bunlar mutlaka fotoğrafta görsellikten ziyade bir anlam, bir ifade, bir duygu vermek isteyen, fotoğrafın işte kadrajıydı, işte ışığıydı vesaireden ziyade insanlara nasıl bir mesaj verebilirim, nasıl insanlara bir duygu yükleyebilirim derdinde olan herkes tarafından okunması gerektiğini düşünüyorum kitaplar. Bu şekilde ben de artık hani bir manzaranın, ne bileyim, bir çiçeğin, bir kelebeğin fotoğrafını gördüğümde elbette heyecanlanıyorum, elbette hoşuma gidiyor ama onun haricinde içinde insan barındıran, insana ait bir şeyler barındıran, insan ögesi olan fotoğraflar beni heyecanlandırıyor çok. Bu noktada da artık fotoğrafın görselliğinden ziyade felsefesine, anlamına, duygusuna bakmaya başladım. Böyle özellikle takip ettiğiniz fotoğrafçılar var mı? Özellikle takip ettiğim fotoğrafçılar elbette var ama artık hani önceden bu 1'di 5'ti derken bugün işte 100'lere 200'lere çıkıyor. Çünkü siz de biliyorsunuz ki dijital dönem artık o kadar çok fotoğrafçı üretti ki ne yetenekler varmış piyasaya çıkan veya saklı olan diyorsunuz yere geldiğinde. Yurt içinde ve yurt dışında çok çok farklı fotoğrafçıları takip ediyorum. Şu an isimleri tek tek saymak isterdim ama hani birinin önüne birini koymak da açıkçası abes geliyor bana. Hani şu daha iyiydi, onu önce mi söyledin de yoksa bu geride kaldı demek istemiyorum ama özellikle böyle sokak fotoğrafçılığı anlamında çok iyi fotoğrafçılar var. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında. Instagram olsun, efendime söyleyeyim, Flickr olsun, bu tarz mecralarda takip ettiğim iyi sokak fotoğrafçılar var, onları takip ediyorum. Peki fotoğrafta özellikle ilgilendiğiniz bir alan var mı? Yani ben şu alanın fotoğrafçısıyım diyebilir misiniz? Ben şu alanın fotoğrafçısıyım demek zor. Ona fotoğraflarımı inceleyen insanlar karar verecek. Yani ben manzara fotoğrafçısıyım, ben işte ne bileyim makrocuyum, kelebekçiyim, kuşçuyum, yani ornitocuyum gibi bir şey. Hani o fotoğrafları gördüğümde evet hoşuma gidiyor, heyecanlanıyorum, fotoğraf olarak kabul ediyorum ama ben kendimi aslında biraz da böyle az önce bahsettiğim gibi sokakta görüyorum. Yani o insan koşturmacasının içerisinde, sokakla, işte o kamusal alanda insanların birbirinden habersiz, ilgisiz ama kendi derdinin içerisinde koştururken ki fotoğraflarını incelemek, onlara o tarz fotoğraflar çekmek daha çok beni cezbediyor açıkçası. Bir sokak fotoğrafçısıyım diyebilir miyim? Belki ileride sokak fotoğrafçısıyım demeyi daha çok uygun göreceğim kendim için ama şu an için kendimi bir yerde tutmak abes kaçıyor açıkçası.
Peki 95 yılında fotoğrafla ilginizin başladığından bahsettiniz. Analog dönemi de görmüş biri olarak yani şimdi analog dönem ve dijital dönemin farkını nasıl görüyorsunuz ve yani dijital dönemin, dijital ekipmanların fotoğrafa kattığı şeyler ve belki de kaybettirdiği şeyler nelerdir sizce? Şöyle, aslında fotoğrafı biz hep kendi yaşadığımız dönemle yargıladığımız için veya o şekilde kabul edip de ona göre yorumladığımız için hep böyle öncesini sonrasını karıştırır olduk. Hep öncesiyle sonrasını tartışır olduk. Bunun ben hiç anlam veremedim. Yani fotoğraf zaten kendi başına bir teknolojik sanattır. Yani ilk şeyden itibaren, icadından itibaren fotoğraf nedir? Teknolojiyle birlikte gelişmiş bir sanattır. Dolayısıyla ilk ortaya çıktığında nasıl ki ressamlar işte biz fırçaları atıp artık fotoğraf mı çekeceğiz diye bir haykırışta bir isyanda bulunduysa bugün de işte analogçu dönemde kendisini ispatlamış fotoğrafçılarımız işte dijital dönem için bu şekilde bir isyanda bulundular dönem dönem. Ama şu var ki elbette her yeni gelişme, her yeni teknoloji beraberinde kolaylıkları, güzellikleri de getiriyor. Burada tabii ki hani bazen deriz ya teknolojiyle birlikte bazı şeylerin evet kolaylıkları vesaire geldi ama hani ruh gitti gibi veya ne bileyim işte duygu gitti gibi bir yakarış vardır ama bu da bir yere. Peki iyi fotoğraftan bahsetmişken eser sahipleri belki bundan bahsetmek istemez ama iyi fotoğraf çektim veya bu benim en iyi fotoğrafım dediğiniz bir seçkiniz var mı? Ya şimdi şöyle açıkçası ben kendi fotoğraflarımı beğenmiyorum. Beğenmiyorum çünkü daha iyisini yapmak için, daha iyisini yapabileceğime inandığım için beğenmiyorum. Benim fotoğraflarımı beğenenler elbette olabilir sağ olsunlar. Ama ben iyi fotoğrafım gerçekten tarifini yapmakta zorlanırım. Yani tamam biz işte burada kursiyerlerimize yeri geldiğinde ışık noktasında, yeri geldiğinde işte ensantemi, diyafram, ISO noktasında, beyaz dengesi noktasında, efendimizin kompozisyon noktasında eğitimler veriyoruz. Bu kurallara uygun fotoğraflara iyi fotoğraf diyebiliriz yeri geldiğinde. Ama bir kompozisyon kuralını reddeden bir fotoğraf da iyi olabilir. Yani biz yeri geldiğinde nedir? İşte altın oranı oturtun konunuzu diyoruz ama altın oranı oturmayan bir fotoğraf da iyi bir fotoğraf olabilir. Veya işte nedir? Bakış boşluğu diyoruz portrede. Bakış boşluğu olmayan bir fotoğraf da iyi bir fotoğraf olabilir. Yani çünkü biz oraya eğer bir görsel program yüklediğimizi düşünelim insanoğluna. Bilgisayar ortamında değerlendirdiğimizi düşünelim. Belki bilgisayar bize işte bu fotoğrafın şurası fazla altın oranı dışına çıkmış, şurada işte renk bozuk çıkmış, burada ışık kötü çıkmış gibi değerlendirmelerle bulunacaktır ama anlam nerede kaldı, ruh nerede kaldı? Yani belki de o hata olarak gördüğümüz, kusur olarak gördüğümüz fotoğraf makinesini titreyerek oluşan full olup belki de bize bambaşka bir aleme götürecek, bambaşka bir ortama götürecek. Belki de kimsenin beğenmediği o fotoğraf sadece bir kişinin içine işleyecek. Bilemiyorsunuz. Yani özellikle işte renkliden siyah beyaza geçişte, siyah beyazdan renkliye geçişte de bu çok tartışılmıştır. Renkler işte insanın gözünü alıyor, anlamı getiriyor gibi. Yani yine o en baştaki soruya geliyor laf dönüp dolaşıp. Fotoğraf her şeyle teknolojik bir sanattır. Teknoloji ilerledikçe fotoğraf ilerlemeye devam edecek. Dolayısıyla iyisini, kötüsünü aslında bilemiyoruz. Bilemeyiz de. Yani bugün siz işte o Rönesans dönemindeki nedir ressamların hangisinin hangi fırçayla, hangi tür boyayla çalıştığını kaç kişi biliyor? Veya kaç kişi bunu araştırıyor? Mümkün mü böyle bir şey? Yani kimsenin umurunda değil. Herkes o fotoğraftaki, şey, resimdeki işte duyguya, düşünceye, efendim söyleyeyim, çalışmaya bakıyor. Böyle olunca da siz şimdi nedir, iyisi, kötüsü diye bir ayrıma girmek çok doğru olmuyor açıkçası. Evet. Peki bireysel maceranızın dışında biraz da derneklerden bahsedelim. Hı-hı. Yani sadece ben fotoğraf çekeyim, kendi hobime bakayım dememişsiniz. Bir de Düzce'de çok önemli faaliyetleriniz var, çok önemli katkılarınız var fotoğrafın sevilmesi adına. Hı hı.
Peki bununla ilgili nelerden bahsediyorsun? Yani bu Düzce Fotoğraf Gönüllüleri Derneği fikri ne zaman başladı? Nasıl gelişti? Ve şu anki Düzce'deki fotoğrafa etkisi nedir? Şöyle, biz bu derneği ilk etapta birkaç arkadaş dernekten ziyade hani bir yine az önce bahsettiğimiz sosyal medya ortamında oluşturduk. Bu sanata, bu hobiye ilgi duyan, merak edenleri bulabilmek adına. İşte nedir şu an yapılan, revaçta olan fotoğraf kulüplerinin, derneklerin oluşumlarının yaptığı öncelikle geziler yapmak. Biz de bunu yaptık. Arkasından işte kurs mu yapsak, hani fotoğrafçılığı öğretmek anlamında vesaire gibi. Bunlar üzerinde görüştük, tartıştık vesaire. Kim yapacak, kim verecek gibi. Derken bu işin dernek çatısı altında olabilmesi daha mantıklı geldi. Sonuçta her yerde hemen bir şeyde, sosyal medya ortamında bir grup kurabilirsiniz. Bir nedir, 3-5 kişiyle, 10 kişiyle bir grup kurabilirsiniz. Ama dediğim gibi sanal, biz bu sanallığı gerçekliğe dönüştürmek adına dernekleşmeyi tercih ettik. Ve işte derneğimizi kurduk 2011 yılında. 2013 yılında da işte ulusal çaptaki Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na üye ettik derneğimizi. Derneğimiz dediğim gibi şu an 50'ye yakın resmi anlamda kayıtlı üyesi olmakla birlikte gerek sosyal medya ortamında gerekse işte şahsi ilişkilerimizle gelip gider ama resmi üyelik haricindeki tüm etkinliklerimize katılan bir o kadar daha insanla birlikteyiz. Yeri geldiğinde bir işte fotoğraf gezisi adı altında gezi düzenliyoruz. Yüzlerle, 200'lerle Düzce'nin çevresini fotoğraflamaya çıktığımız oluyor. Resmi kurumların bu noktada bize yaptığımız işlerin boyutlarını gördükçe destekleri de artıyor. Yani biz hiçbir şey yapmadan kalkıp da bir kapıdan bir şey istemeyi kendimize zul gördük. Ama bir şeyler yapmaya başladıkça bunu gerek sosyal medyada gerek yerel medyada yer edindikçe yani rüştümüzü ispat edince gidip artık bir şeyler istemeye, hatta onlardan bir şeyler istenmeye başladı. İşte birlikte bir fotoğraf, fotosafari yapalım birlikte, fotoğraf yarışması yapalım vesaire gibi. Sonrasında tabii kazan kazan ilişkisi içerisinde. Mesela şu bulunduğumuz yer Düzce Belediyesi tarafından bize tahsis edildi. Ve herhangi bir kira, işte elektrik, su gideri alınmıyor bizden. Sadece burada işte dernek faaliyetlerini yürütebilmemiz için verildi. Aynı zamanda bu bina içerisinde bir tane sinema salonu var. İşte büyük toplantılarımızı, fotoğraf gösterilerini orada yapabiliyoruz salonun müsaitliğine göre. İşte bu tarz bizlere destekler oluyor elbette resmi kurumların. Biz de onlara işte fotoğraf anlamında yeri geldiğinde işte yarışmaydı, foto safariydi, sergiydi vesaire gibi konularda yapabildiğimiz, elimizden gelen ne varsa destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde karşılıklı iyi ilişkiler içerisinde götürüyoruz. Peki son olarak fotoğrafçılara vereceğiniz en kısa tavsiye ne olur? Fotoğrafçılara vereceğimiz en kısa tavsiye ne olur? Yani ben tavsiye edecek boyutta görmüyorum açıkçası kendimi, o kapasitede görmüyorum ama şunu derim ki hani fotoğraf insanı her yere götürüyor. Yani fotoğraf ışığın peşinden koşan insan her yere gidebilir, her yerde fotoğraf çekebilir. Ama şu var ki benim yaptığım gibi yapsınlar diyeceğim ben. Fotoğraflarını beğenmesinler. Hep daha iyisini yapmak için koşsunlar. Özel Bey, sorularımıza verdiğiniz samimi cevaplar için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza konuk ettiniz. Duygularımı açabilmem için, konuşabilmem için böyle bir ortam hazırladınız. Ben size teşekkür ederim. Fotoğrafa gönül verenlerle sohbet ettiğimiz programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere.